Evet. Şimdi baştan yine kısaca bir yine buradan kaldığımız yerden devam edelim. Hem tekrar olmuş olur arkadaşlar, hem de yeni giren arkadaşımız için konuyu bir özetlemiş oluruz. Burada şimdi değerlendirme de biz direkt şimdi eğer bize önce bir ölçme, ondan sonra ölçüt, yanında ölçüt karşılaştırdığımız zaman değerlendirme yapmak, yani karar vermek, yargıya ulaşmak daha kolay oluyor bizim için. Ama dedik ki ÖSYM nedir? Her zaman böyle yapmıyor. Mesela bazen mesela şöyle verdiği zaman işimiz kolaylaşıyor, değil mi? Mesela Mehmet sınavdan 90 puan aldı. Mehmet sınavdan, şurada örneğimiz var. Mehmet sınavdan 90 puan aldı. Ölçme, puanlama işi neydi arkadaşlar? Ölçmeydi. Sınıfı geçmek için en az 60 puan gerekir. Burada ne var arkadaşlar? Geçme şartı ne? 60. Şart cümlesi bizim için ölçüttü. Nasıl ölçüt? Mutlak ölçüt arkadaşlar. Mutlak ölçüt. Şimdi artık nedir? Kriteri şartı sağlamış mı? Sağlamış. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Geçti. Evet, bu da nedir arkadaşlar? Karar veriliyor. Şimdi tabii ÖSYM böyle sormuyor. Tek bir cümle olarak soruyor arkadaşlar. O zaman tek bir cümle geldiğinde bunun ölçme mi, değerlendirme mi olduğunu nedir arkadaşlar? Nereden anlayacağız? Şimdi şeyi çok dikkat edin arkadaşlar. Yani burada genelde ölçme ile değerlendirme, sıralama ve sınıflama kavramlarında, işlemlerinde biraz karışır. Mesela Ayşe KPSS'de birinci oldu der. Şimdi birinci oldu deyince sanki böyle birinci olmasına karar verilmiş gibi gelir. Şunu unutmayın arkadaşlar. Yani sıralama varsa bizim burada gitmemiz gereken yer nedir? Ölçmedir. Yani sıralama varsa ölçmedir. Mesela Ayşe öğretmendir der. Evet. Ne var? Sınıflama var. Sınıflama olduğu için nedir arkadaşlar? Bu bizim için ölçmedir. Yani sınıflama, sıralama varsa ölçmeye gideceğiz. Peki değerlendirmeye hangi durumlarda gideceğiz? Eyleme bakacağız arkadaşlar. Eylem bir karar içeriyorsa arkadaşlar, bu bizim için nedir? Değerlendirmedir. Mesela şunları vermezdi arkadaşlar. Direkt şunu ver. Ah, Mehmet sınıfı geçti der. Mehmet sınıfı geçti der. Şimdi Mehmet sınıfı geçti dediğine göre demek ki sınıfı geçebilmek öyle nedir arkadaşlar? Belli kriterleri sağlaması gerekiyor. Demek ki sağlamış arkadaşlar. Geçmesi yönde ne yapılmış? Karar verilmiş, değil mi? Geçmesi yönde karar verilmiş. Bu bizim için nedir? O zaman değerlendirme olur. Mesela Ayşe öğretmendir diyorsun. Sınıflama olduğu için ölçme, değil mi? Ayşe öğretmenliğe atandı diyoruz. Atandı, atanmadı diyoruz. Bak, atanmasına karar verilmiş. Peki karar bunu atanabilmesi için belli kriterleri ne yapması lazım? Diploma olması lazım elinde, değil mi? Bir sınava girip belli bir puanının olması lazım. Demek ki bunları sağlanmış ki böyle bir karar nedir? Verilmiş. Mesela Ali basketbol takımına seçildi. Ali basketbol takımına seçildi. Ali basketbolcu derseniz arkadaşlar nedir? Ali basketbolcudur diyorum mesela. Sınıflamadır. Sınıflama olduğu için nedir? Ölçmeye gideceksiniz. Ama Ali basketbol takımına seçildi diyorsa demek ki belli, çünkü oraya rastgele adam almazlar. Yani en azından belli basket bilgisinin olması gerekiyor belli düzeyde. Öyle alırlar. O zaman seçildiğine göre nedir arkadaşlar? Burada bir değerlendirme var. Ayşe burs almaya hak kazandı. Hak herkese vermezler. Hak kazandığına göre belli kriterleri nedir arkadaşlar? Yerine getirmiştir. Yani bakıyoruz. Eyleme baktık. Eyleme bakarak bir karar var. Bak, geçti kaldı kararları var. Başarısız oldu, başarılı oldu, başarısız oldu. Atandı, atanamadı. Seçildi, seçilemedi. Hak kazandı, hak kazanamadı gibi. Bunlar bizim için direkt ne olacak arkadaşlar? Değerlendirme olacak, değil mi? Değerlendirme olacak. Mesela Gizem sınıfın en güzel kızıdır. Ölçme ve değerlendirme mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Ölçme ve değerlendirme. Ölçme neden? Neden Gamze? Neden ölçme? Onu da söyleyelim hemen. Sınıflama, hayır, sınıflama da en güzel dediğine göre arkadaşlar, değil mi? En güzel dediğine göre sıralama, değil mi? Sıralama, derece. Kıyas varsa, derece varsa
üstünlük varsa nedir arkadaşlar? Sıralamadır. Sıralama olduğu için neydi? Nedir arkadaşlar? Bu bizim için bir ölçmedir. Peki Ayşe şey Gizem manken oldu dersek, manken oldu. Orada nedir? Manken olmasına ne yapılır arkadaşlar? Karar veriliyor, değil mi? Karar veriliyor. O zaman değerlendirme oluyor. Değerlendirme oluyor. Evet. Bak hep bunlar, şimdi bunlar hep değerlendirme kavramları, bakın arkadaşlar. Şuna bakalım. Bakın. Ahmet sınıfı geçti. Ahmet yurt dışında burs hakkı kazandı. Bak, kazandı. Evet. Ahmet basketbol takımına seçildi. Ahmet öğretmenliğe atandı. Bak, karar verilmiş arkadaşlar. Ahmet 10 hedef doğrusundan 7'sini kazanarak başarılı oldu. Evet, başarılı oldu. Baktık, karar ibareleri var. Bakın, karar ifadeleri var. Bunların hepsi bizim için nedir arkadaşlar? Değerlendirmedir. Değerlendirmedir. Şimdi değerlendirme ile ölçmeyi bir karşılaştırdığımızda arkadaşlar, başlangıçta da şöyle bir birlikte ifade etmiştik. Şimdi ölçme, şimdi değerlendirme olabilmesi için öncelikle ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Ölçme yapılmış olması gerekiyor. Yani benim elimde bir ölçme sonucunda olması gerekiyor. Sonra ne olması gerekiyor? Bir ölçüt olacak, yeterlik sınırı olacak. İkisini karşılaştıracağım ve karar vereceğim. Değil mi? Karar vereceğim. Şimdi ben ölçmede miktar belirliyorum arkadaşlar. Özelliğin miktarını belirliyorum. Değerlendirmede ise şu miktara bakıyorum. Elimde de bir yeterlik sınırı var, ölçüt var. Karşılaştırıyorum. Miktar yeterli mi değil mi, onun kararını veriyorum arkadaşlar. Miktar yeterli mi değil mi, ne yapıyorum? Onun kararını veriyorum. Onun kararını veriyorum. Az önce dedik ya, işte Ahmet sınavdan 60 puan aldı. Geçmek için 50 puan gerekiyor. O zaman nedir arkadaşlar? Değerlendirme sınıfı geçti. Yani o miktar bizim için nedir? Yeterlidir. Ölçme değerlendirmeye göre biraz daha objektiftir arkadaşlar. Çünkü değerlendirmede ölçüt kavramı olduğu için ölçüt kavramı ne yapabiliyor? Değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Gösterebiliyor. O anlamda yani değişiklik değiştirebiliyoruz biz. O anlamda nedir? Biraz daha subjektiftir. Ölçmede ölçme kuralı var. Ölçmenin nasıl yapılacağını bize yol gösteriyor. Değerlendirmede ise arkadaşlar ne var? Ölçüt var. Ölçüte göre ne yapıyoruz? Ölçme sonucuna bakıyoruz. Ölçütle karşılaştırıyoruz ve karar veriyoruz. Değerlendirme arkadaşlar ölçmeyi de içine alan daha geniş bir nedir? Kavramdır diyoruz. Daha geniş bir kavramdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim ölçmede birim. Ölçmede birim. Şimdi ölçmede birim arkadaşlar, bir ölçme aracının en küçük parçasına biz ne diyoruz? Birim diyoruz, değil mi? Yani işte ne olabilir? Metre bir birimdir, litre bir birimdir arkadaşlar, puan bir birimdir, değil mi? İşte santimetre, kilogram, santigrat, derece, hep bunlar nedir arkadaşlar? Birer birimdir, değil mi? Birimdir. Peki bize ne sağlıyor bir birimler arkadaşlar? Yani ölçmenin ne anlama geldiğini, değil mi? Yani orada bir ifade var. Özellikle mesela nicel değerler olduğunda arkadaşlar, o nicel değerin yanında nedir? Bir değer var. Yani biz onun nedir arkadaşlar? Ne anlama geldiğini anlıyoruz. Yani açık, net, anlaşılır bir şekilde bize ölçme sonucunu ifade ediyor bilim. Mesela diyoruz ki işte 180 diyor mesela. 180 ne? 180 santimetre. Yani Ali'nin boyu 180 santimetre diyor. İşte o 180 santimetrenin ne olduğunu biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlıyoruz. O zaman burada arkadaşlar 180 ne oluyordu? 180 ne oluyordu? Ölçme sonucu. Santimetre ise nedir bizim için arkadaşlar? Birimdir. Değil mi? Birimdir. Mesela 10 litre diyorum. Kapta 10 litre su var. 10 benim için neydi arkadaşlar? Ölçme sonucu. Litre ise benim için nedir? Litre benim için bir birimdir. Yani o onun ne anlama geldiğini bana ifade ediyor. Açık hale ne yapıyor arkadaşlar? Getiriyor. Peki mesela 60 puan. Şu nedir arkadaşlar? Ölçme sonucu. Puan ise benim için nedir arkadaşlar? Birimdir, değil mi? O zaman birim bana neyi sağlıyor arkadaşlar? Ölçme sonuçları daha açık, daha anlaşılır olmasını sağlıyor.
Birimler küçüldükçe arkadaşlar hassaslık artar, duyarlılık artar. Bu da güvenirliği arttırır. Bunu zaten şeyde göreceğiz arkadaşlar. Güvenirlik kavramında göreceğiz bunu. İşte burada birimin ne olduğunu anlamak bizim için nedir? Yeterlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim. İki tür birimden bahsedeceğiz arkadaşlar. İki tür birimden bahsedeceğiz. Birisi doğal birim. Diğeri ise arkadaşlar tanımlanmış. Tanımlanmış birimin diğer bir ismi arkadaşlar sorularda karşınıza çıkabilir. Sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Yapay birimdir. Yapay birimdir arkadaşlar. Adından da anlaşılıyor zaten. Tanımlanmış yapay birimde ne vardır? Kim yapmıştır arkadaşlar? Kim tanımlamıştır? Uzmanlar tanımlamışlardır, değil mi? Çünkü bunlara bakın. Metre, kilo, gram, litre, saat, mil, inç, para, işte birimi, deste, düsine, santigrat, derece, Fahrenheit. Bak bunlar hepsini ne yapmıştır arkadaşlar? Uzmanlar tek tek tanımladıkları için o yüzden uzmanlar tarafından tanımlanmış yapaydır. Ve bize ne var? Bak bunların hepsi arkadaşlar standartlık var. Değil mi? Standartlık var. Uzmanlar tanımladığı için. Doğal birimde ise arkadaşlar, doğal birimde ise standartlık yok. Yani bu anlamda arkadaşlar nedir? Standartlığın olmaması yani eşitliğin olmadığı anlamını bize gösteriyor arkadaşlar. Doğal birimleri biz sadece neyle ifade edebiliyoruz arkadaşlar? Tam sayı ile ifade edilir. Tam sayı ile ifade edilir. Neyle ifade edilemez arkadaşlar? Ondalıklı, kesirli, uçuklu ifade edilemez. Ondalıklı, kesirli, buçuklu ne yapılamaz arkadaşlar? İfade edilemez. Sadece tam sayıyla ifade edilir. Çünkü bütün olarak verilmesi gerekiyor birimin. Bütün bozulduğu zaman nedir? Anlamı kalmıyor. Burada ise arkadaşlar uzmanlar her bir noktasını eşit olarak tanımladıkları için arkadaşlar bütünlük bozulmuyor. Yani hem tam sayı hem de ondalıklı kesirli uçuklu ifade edilebilir. Hem tam sayı ile hem ondalıklı hem kesirli puçuklu ne yapılabiliyor arkadaşlar? İfade edilebiliyor. İfade edilebiliyor. Şimdi burada örneklerde daha net anlarız arkadaşlar. Mesela işte sınıfta ne diyelim? 5 öğrenci var. 5 öğrenci var. Nedir arkadaşlar bu? Sınıfta 5 öğrenci var dediğine göre doğal birim mi, tanımlanmış birim mi? Az önce zaten örneğini vermiştik. Nedir arkadaşlar? Doğal birim. Neden? Çünkü arkadaşlar her bir öğrenci bir birimdir ama öğrenci ne yapamazsınız arkadaşlar? 1,2 öğrenci diyemezsiniz. 5,5 öğrenci diyemezsiniz arkadaşlar. Değil mi? Mesela 5 elma desem. Ne dersiniz arkadaşlar? 5 elma dersen doğal birim. Değil mi? Doğal biri. Neden? Çünkü standartlık yok arkadaşlar. Yani küçük elma da olabilir, büyük elma da olabilir. Bütünü bozamazsınız arkadaşlar. Çünkü standartlık olmadığı için arkadaşlar buçuklu da ifade edemiyorsunuz. Standartlı olmayan her bir noktası tanımlanmamış birimin buçukluğunu ne yapamazsınız? İfade edemezsiniz. Bütünü bozamazsınız arkadaşlar. Mesela 5 ağaç derim. Nasıl birim yine? Doğal birim. 5,1 ağaç nedir arkadaşlar? Olmaz. Peki 5 gol desem arkadaşlar ne diyeceksiniz? 5 gol. O da doğal birim. Değil mi? Birbirinden farklıdır goller. 1,2, 1,5 gol diyemezsiniz. Ancak neyle ifade edebilirsiniz? Tam sayıyla ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Bak tanımlanmış birimde arkadaşlar şeyle ifade edebiliyorsunuz. Yani 5 metre diyebilirsiniz.
5 metre diye mesela sınıfın uzunluğu 5 metre diyebilirsiniz. 5,2 metre de diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her bir noktası nedir? Uzmanlar tarafından tanımlanmıştır. Bütünlük nedir arkadaşlar? Bozulmaz. İşte 5 kilogram da diyebilirsiniz. 5,5 kilogram da diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bütünlük bozulmaz. İşte 5 saat de diyebilirsiniz. 5,5 saat de diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada şimdi deste düzine. Bir deste derse, bir deste derse 10 tane oluyor. Bir düzine dediği zaman 12 tane oluyor. Mesela 12 tane kalem var kalemlikte desem arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 12 tane kalem var kalemlikte. Doğal birim mi, tanımlanmış birim mi? Doğal birim, değil mi? Kalemler birbirinden farklı olabilir ama bir deste ya da bir düzine kalem var dersem arkadaşlar, o zaman bak uzmanlar düzinenin 12 olduğunu bana ne yapmışlar? Tanımlamışlar. Değil mi? Ne olduğunu bana ifade etmişler. O zaman tanımlanmış oluyor. Peki işte 10 elma dedim arkadaşlar doğal. Peki 10 kilogram elma dersem artık bak işin içerisine ne girdi? Uzmanların tanımladığı birim. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Tanımlanmış birim oluyor. Tanımlanmış birim oluyor. Mesela 5 kulaç diyorsunuz arkadaşlar. Herkesin kulaçı birbirinden farklıdır. 5 karış diyorsunuz arkadaşlar. Adım diyorsunuz. Standartlık yok. Herkesin karışları birbirinden farklıdır. Peki 10 apartman dairesi desem doğal birim midir, tanımlanmış birim midir? Ne diyorsunuz? Doğal. Değil mi arkadaşlar? Apartman dairelerinde standartlık olur mu arkadaşlar? 1 artı 1 olabilir, 3 artı 1 olabilir, 4 artı 1 olabilir. Değil mi arkadaşlar? Farklılık olacağı için her bir apartman dairesine bir birim olarak alıyorsunuz. Ve nedir? Doğal birim olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani çıkış noktamız bu olacak arkadaşlar. Birim nerede? Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan bir şey arkadaşlar. Doğal birim ve tanımlanmış birimde. Yani şunlara dikkat edeceksiniz. Doğal birimde adı üzerinde standart. Bak adından anlaşıyoruz. Tanımlanmış diyorsa uzmanlar her bir noktasını ne yapmışlar arkadaşlar? Tanımlamışlar. O zaman standartlık var. Burası da tanımlanmamış. Ve standartlık nedir arkadaşlar? Yok. Şimdi diyelim bir birimin sahip olması gereken özellikler arkadaşlar. Bir birimin sahip olması gereken özellikler. Şimdi birimde öncelikle biz ne istiyoruz arkadaşlar? Eşitlik olsun istiyoruz. Peki eşitlik hangi birimde olur arkadaşlar? Doğalda mı? Tanımlanmışta mı? Tanımlanmış da olur. Değil mi? Çünkü birimlerin aralığı nedir arkadaşlar? Her bir nokta birbirine eşit olmasını ifade eder. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle bir cetvelimiz var. Değil mi? Cetvelimiz var. Şöyle tanımlanmış. Uzmanlar tanımlamıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bizim için eşitlik kavramı şurasıdır arkadaşlar. Aralıklarıdır. Buralar hepsi 1 santimdir. 1 santimdir arkadaşlar. O zaman nedir? Standartlık olmuş oluyor. Standartlık. Mesela saatteki her saniye birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Değil mi? Her dakika birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü aralığa bakıyoruz. Değil mi? İşte mesela nedir? 14'ten 15'e geçiyor. 15'ten 16'ya bak. Birer saniye birer saniye geçiyor. Bizim için nedir arkadaşlar? Şu aralıklar önemlidir. Onlar eşit olduğu için eşitlik budur. Tanımlanmış birimlerde karşımıza çıkıyor. Peki genellikle niye anlayacağız arkadaşlar? Genellikle şunu anlayacaksınız. Genellik evrensellikle ilgili bir kavramdır. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Bir birimi dünyanın her yerinde herkesin nedir arkadaşlar? Aynı şekilde anlaması demesi, kabul etmesi demektir. Mesela metre dünyanın her bir yerinde arkadaşlar nedir? Kabul görür ve bilir. Yani bu şey demektir arkadaşlar. Dünyanın her yerindeki insanlar bir birimin ne olduğunu biliyorsa orada ne vardır? Genellik vardır. Değil mi? Genellik vardır. Peki eşitliği olan her birimin arkadaşlar genelliği olur mu? Eşitliği olan her birimin genelliği olur mu? Ne dersiniz? Mesela metrenin eşitliği var. Mesela inç diye bir kavram var arkadaşlar. İngilizlerin ölçüsü. Eşitlik var mı? Var.
Peki herkes bilir mi? Dünyanın her yerinde herkes bilir mi arkadaşlar? Bilmez. Değil mi? Herkes bilmez. O anlamda nedir? Eşitlik var. Genellik yok. Mesela Osmanlı'da da bizim ne vardı arkadaşlar? İşte arşın vardı, okka vardı, değil mi? Bilimler olarak. Bunlar eşitlik vardı, değil mi? Her bir noktası uzmanlar tarafından tanımlanmış. Ancak ne yoktu arkadaşlar? Evrensellik yok. Yani sadece Osmanlı toplumu tarafından bilinen nedir arkadaşlar? Bunlar bilim şeylerdi, değil mi? Bilimlerdi. Kullanışlılık ise arkadaşlar, kullanışlılık ise yani ben özellik ölçüyorum. Bu özelliğe uygun birimi seçtiğim zaman arkadaşlar bu benim için kullanışlı oluyor. O zaman nedir arkadaşlar? Amaca uygun birim seçeceğim. Değil mi? Amacıma uygun birim seçeceğim. Bakın ölçülecek özelliğim var. Ona uygun birim yani amaca uygun, amacıma uygun ne yapacağım? Birim seçeceğim arkadaşlar. Amacıma uygun birim seçeceğim. Amacıma uygun birim seçtiğim zaman nedir? İşim daha kolaylaşıyor. Kolaylaşıyorsa burada ne vardır arkadaşlar? Burada ne vardır? Kullanışlık vardır. Yani amaca uygunluk olacak. Amaca uygun olma. Değil mi? Amaca uygun olma. Ölçtüğüm özelliğe uygun olacak. Mesela kalemi ölçerken ne yaparsınız? Cetvel kullanırsınız. Santimetreyi ölçersiniz. Şimdi kalemi ölçerken kilometre kullanılır mı arkadaşlar? Ama yol uzunluğunda siz santimetreyi kullanmaya kalkarsanız hiç amaca uygun olmaz. Değil mi? Kullanışlı olmaz. Mesela kalemi ölçerken santimetre kullanışlı, yol uzunluğunu ölçerken nedir arkadaşlar? Kilometre nedir? Daha kullanışlıdır. İnsan ağırlığını ölçerken kilogram, bir ambar dolusu tahılı ölçerken ton. Değil mi? Gram, kilogramla ölçmeye kalkarsanız bize ne yapar? Çok uğraştırır. Değil mi? İçinden çıkılmaz hale getirir. Amaç dışına çıkmış oluruz arkadaşlar. Yani bilimle ilgili bilmemiz gereken üç temel özellik de nedir arkadaşlar? Budur. İsimlerinden anlaşılıyor zaten. Eşitlik deyince bilimin her bir noktasının nedir? Birbirine eşit olması demektir. Aralığının birbirine eşit olması demektir. Bunu da yapan zaten eşit yapan uzmanlardır, tanımlamışlardır. Genellik dünyanın her yerinde nedir arkadaşlar? O birimin ne olduğunu kişiler biliyorsa demek ki genel kabul görmüştür. Genellik özelliği vardır. Kullanışlık ise nedir? Ölçtüğümüz özelliğe uygun birim kullanacağız. Yani amaca uygun birim kullanacağız. İşimizi kolaylaştırıyor, değil mi? İşimizi ne yapıyor arkadaşlar? Kolaylaştırıyor. Evet, birimle ilgili kafanıza takılan bir şey var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir soru var mı birimle ilgili? Takıldığımız bir nokta varsa hemen değinelim. Birinden bilmemiz gereken şeyler bunlar bizim için arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ölçmede sıfır arkadaşlar. Ölçmede sıfır bizim için önemli bir kavram. Ölçme araçlarının başlangıç noktasını sıfır olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Neden bizim için çok önemli arkadaşlar? Çünkü biz iki tür sıfırımız var burada. Mutlak sıfırı göreceğiz. Bir daha nedir? Bağlı sıfırı göreceğiz arkadaşlar. Mutlak sıfırda arkadaşlar, yani mutlak sıfırı anladığımız zaman biz aynı zamanda bir ölçüyü anlayacağız. O ölçek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela mutlak sıfırda arkadaşlar eşit oranlı ölçüyü anlarız. Yani mutlak sıfır demek eşit oranlı ölçek demektir arkadaşlar. Bağlı sıfırda ise arkadaşlar eşit aralıklı ölçüyü anlarız. Yani bağlı sıfır demek eşit aralıklı ölçek demektir. Yani aslında biz burada sıfırı anlayarak arkadaşlar ölçeklerin bir kısmını da halletmiş oluyoruz. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim. Önce mutlak, doğal, gerçek sıfırdan başlayalım. Yani bunlar mutlak, üç ismi var. Doğal, gerçek sıfır diye geçer. Üçü de sorulabilir arkadaşlar. Üçünü de bileceğiz. Adından da anlaşılıyor zaten. Gerçek sıfır. Yani gerçek anlamda yokluğu, hiçliği bildiren bir sıfırdır bu arkadaşlar. Bu sıfırda arkadaşlar negatif değer olamıyor. Yani sıfırın altına inen bir değer nedir? Olmuyor. Burada arkadaşlar yani şöyle bir soru sorarız. Bir şey yok dendiği zaman hiç mi yok diye sorarız. Evet, hiç yok. Yani mutlak sıfırda arkadaşlar
Kesinlikle nedir? Bir şey kalmıyor. Şimdi mesela uzunluk. Uzunluğu ölçtünüz arkadaşlar. Ali'nin boy uzunluğu. Şimdi ben arkadaşlar mutlak sıfır mı var? Bağ sıfır mı olup olmadığını. Çünkü sıfır nicel bir değer olduğu için arkadaşlar. Nicel sayı olduğu için bana ölçme sonucunun nasıl verilmesi gerekiyor arkadaşlar? Nicel verilmesi gerekiyor değil mi? Sayıyla verilmesi gerekiyor ki ben orada sıfırın kullanılıp kullanılmadığını ne yapabileyim? Hangi sıfır olup olmadığını bileyim. Şimdi 185 santimetre. Şu 185'in üzerine bakın 185 ölçme sonucu bakın arkadaşlar. Santimetre neydi? Santimetre neydi burada arkadaşlar? Birim. Değil mi? Şu sayının üzerine arkadaşlar şöyle sıfır koyalım. Sıfır koyalım. Ali'nin boyu sıfır santimetredir. Ali var mı sizce? Ali diye birisi var mı? Sıfır santimetre demek. Yok. Yok. O zaman nasıl sıfır arkadaşlar? Nasıl sıfır? Mutlak sıfır. Yani mutlak sıfır. Bakın şöyle ağırlık. İşte Ali'nin ağırlığı 80 kilogram diyelim. Ali'nin nedir? Ağırlığı 80 kilometre. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? 80'in üzerine sıfır koyun. 80 kilogram diyorum arkadaşlar. Halil diye birisi var mı arkadaşlar? Hücre olarak bile yok. Ali diye birisi yok. Değil mi? Hücre olarak bile yok. Hücre bile olsa küçük bir gramajı olur. Değil mi? Küçük bir ağırlığı olur. Hiç ağırlığı olmadığına göre arkadaşlar ne diyoruz? Mutlak sıfır diyoruz. Hız ölçümü. Mesela arabamla 120 kilometre hız yaptım. 120'nin üzerine arkadaşlar sıfırı koyun. Sıfırı koyun arkadaşlar. Nasıl sıfır? Mutlak sıfır. Neden? Çünkü sıfır kilometre hız yaptım demek hiç arabayı hareket ettirmediğim anlamına geliyor arkadaşlar. Değil mi? Arabaya hiç hareket ettirmediğim anlamına geliyor. Mesela diyelim ki kişi sayısı. Diyelim ki apartmanda 100 kişi yaşıyor. 100 kişi yaşıyor arkadaşlar. Sıfırı koyun. Kişi yaşayan var mı arkadaşlar? Yok. Değil mi? O zaman nasıl sıfır bu? Nasıl sıfır arkadaşlar? Mutlak sıfır. Değil mi? Mutlak sıfırdır arkadaşlar. Peki cebimde 200 TL var. Bu nasıl sıfır arkadaşlar? Cebimde 200 TL var. Mutlak sıfır. Neden? Koy üzerine arkadaşlar. Ve 0 TL. 0 TL demek hiç paranın olmadığını bana ne yapıyor arkadaşlar? Gösteriyor. Değil mi? Gösteriyor. Bu da benim için nedir? Mutlak sıfırdır. Mutlak sıfırdır. Mesela zaman ifadesi arkadaşlar, zaman ifadesi süre olursa. Mesela sınav 50 dakika sürdü. Şu 50'nin üzerine sıfır koyalım. 0 dakika sürdü. Sınav olmuş mu arkadaşlar? Sınav olmuş mu? Hayır. Evet. Yani 50 dakika, 0 dakika süren sınavdan nedir arkadaşlar? Sınav olmamıştır. O zaman nedir arkadaşlar bu? Mutlak sıfırdır. Yani şimdi sıfırda arkadaşlar bize ölçme sonucu nicel olarak verilecek. Bunun hangi sıfır olduğunu anlayabilmemiz için nicel sayının üzerine sıfır koyun. O sıfır gerçekten size yokluğu gösteriyorsa arkadaşlar bu benim için nedir? Mutlak sıfırdır. Ölçek olarak sorarsa zaten daha sonra yine anlatacağım ölçeği. Bu ne olacak arkadaşlar? Oranlı ölçeği olacak. Değil mi? Eşit oranlı ölçek olmuş olacak. Şimdi burada arkadaşlar sıcaklıklar aslında şeydedir. Bağ sıfırdadır. Yokluğu ifade etmezler ama burada özel bir durum var. Testlerde, sorularda karşınıza çıkar. Kelvin diye bir ısı ölçer var arkadaşlar. Eksi 273 sıfıra karşılık geliyor. Burası işte artık şu sıfırda ısılarda aşağısı da oluyor arkadaşlar. Burada artık bunun aşağısında olamayacağı söyleniyor. Fiziksel bir olay arkadaşlar. Sadece şimdi size kimse ölçme değerlendirme bunun açıklamasını sormaz. Kelvin geçerse sorularda arkadaşlar özel fiziksel bir durumdan dolayı Kelvin'in
arkadaşlar mutlak sıfırdır. Donma noktasını eksi 273 sıfırı koyduğun zaman arkadaşlar altına inemiyor artık. Çünkü ondan sonrasında hayat yok deniyor. Bu anlamda nedir arkadaşlar? Mutlak sıfırdır Kelvin. Kelvin'de bilmemiz gereken nokta burası arkadaşlar. Mutlak sıfırda arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan bir şey var mı? Bağla geçeceğim. Yok herhalde değil mi arkadaşlar? Şimdi geçelim bağla. Evet. Bağlan ismi çok. Bağlan ismi çok arkadaşlar. Diğer ismi yapay, tanımlanmış, göreli, izafi, sıfır olarak da karşımıza çıkabilir. Ama genelde hep bağıl diye sorularda karşımıza çıkacaktır. Diğerleri de çıkarsa arkadaşlar bağıl sıfır olduğunu bilelim. Şimdi mutlak sıfırda gerçekten yokluğu ifade ediyordu arkadaşlar. Hiç mi yok dediğimizde gerçekten hiç yok diyorduk. Burada ise gerçek anlamda yokluğu hiçliği bildirmiyor arkadaşlar. Yani hiç mi yok diyorsun? Yani sana var gibi bir anlam var burada. Başkalarına yok da sana var. Yani hiç yok değil anlamı çıkıyor. Şeyde mutlak sıfırda arkadaşlar mutlak sıfırda sıfırın altında değer olmuyordu. Yani negatif değer olmuyordu. Burada bazı durumlarda ne olabiliyor arkadaşlar? Negatif değer olabiliyor. Negatif değer olabiliyor. Bakın arkadaşlar. Termometre ile nedir? Sıcaklık ölçme. Şöyle bakın. Uzmanlar suyun donma noktasını şuradan başlatmışlar. 0 santigrat dereceden başlatmışlar arkadaşlar. Yani şöyle bakacaksın. Şöyle. Eksi değer var mı? Var. Donma noktası nereden başlıyor? Buradan başlıyor arkadaşlar. Bugün hava sıcaklığı 10 santigrat derece. Şimdi onun üzerine 0 koyduğumda 0 santigrat derece dediğinde yokluğu göstermez arkadaşlar. Bak buraya getirir sana. Yani donma noktasına. Yani az da olsa burada nedir? Isı var. Çünkü bunun eksi değerleri de var. Değil mi? Eksi değerleri de var arkadaşlar. Bugün hava sıcaklığı 0 santigrat derece demek ısının olmadığı anlamına gelmiyor. Uzmanların nedir? Sıfırı belli bir noktadan başlattıklarını bize ne yapıyor arkadaşlar? Gösteriyor. Gösteriyor. Şimdi deniz seviyesine göre yapılan ölçümler. Şöyle bakın arkadaşlar. Deniz seviyesine göre şöyle 0 derece olarak alınmış burası. Değil mi? Bir dağın yüksekliğini alıyorsunuz. Bir şehrin nedir arkadaşlar? Rakımını alıyorsunuz. Mesela diyelim ki Marisa'nın rakımı diyelim ki 200 metredir. 200'ün üzerine arkadaşlar sıfırı koyun. Bakın. Bu bana yokluğu gösteriyor mu? Hayır. Nereye götürüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Deniz seviyesine götürüyor. Buradaki sıfıra götürüyor. Aşağısı var mı? Evet. Aşağısı var. Şimdi bir kesit varsa üstünü görüp altını göremiyorsam arkadaşlar, bir tarafını görüp bir tarafını göremiyorsam burada ne vardır? Bağ sıfır vardır. Mesela dağ yüksekliği de öyledir, şehrin rakımı da öyledir. Mesela diyelim ki arkadaşlar, Kaz Dağları'nın yüksekliği 3500 metredir. Sıfırı koyduğunuzda 0 metre dediğinizde arkadaşlar o size deniz seviyesini gösterir. Uzmanlar orasını deniz seviyesi olarak tanımlamışlar. Altı var mı? Var. O zaman nereye gideceksiniz? Bağ sıfıra gideceksiniz. Tamam, bağ sıfıra gideceksiniz arkadaşlar. Eğitim ve psikolojide kullanılan test ve test sonuçları arkadaşlar. Şimdi Ali matematikten 90 puan aldı diyoruz. Ali matematikten 90 puan aldı. Şimdi 90'ın üzerine şöyle 90 puanın üzerine arkadaşlar bir sıfır koyalım. 0 puan aldı. Bu Ali'nin hiç matematik bilmediği anlamına gelir mi arkadaşlar? Ali'nin hiç matematik bilmediği anlamına gelir mi? Hayır. Neden? Çünkü yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme yani bir şeyler biliyordur. Sadece burada şeye bakın arkadaşlar. Testlerdeki sorularda anlam şudur. Yokluğu ifade etmez sıfır. Sadece sorulan o sorulara cevap veremediği anlamına gelir. Evet, veremediği anlamına gelir. Başka sorular olsaydı belki başka puan alacak. Mesela 10 soru sorulmuş. Demek ki bu adam Ali demek ki hiç yapamamış, sıfır almış.
Peki başka bir on soru olsaydı belki birkaç tanesini yapacaktı arkadaşlar. Yani hiç bilmediği anlamına gelmez. Hiç mi toplumu bilmiyor bu? Hiç mi çıkarma bilmiyor? Yani bütün testlerde böyledir arkadaşlar. Yani bilişsel, duygusal özelliklerde. Mesela diyelim ki Ahmet zeka testinden elde 100 puan aldı. Koy yüzün üzerine 0 arkadaşlar. 0 puan aldı. Hiç mi bu adamın zeka kalıntısı yok arkadaşlar? Yani unutmayın. Duysal, bilişsel özellikler varsa bunlar zihinsel özellikler zaten arkadaşlar. Bunları biz sorularla ölçtüğümüz için o sorulara verilen cevapla ilgili olduğu için arkadaşlar hiç olmadığı anlamına gelmez. Evet yani bir şeyler eksiktir. Bayağı eksiktir o sorulara cevap veremiyorsa ama hiç olmadığı anlamına ne yapmaz arkadaşlar? Gelmez. Bunu o şekilde algılayacağız. Zaman ifadesi arkadaşlar. Zaman ifadesi tarih olursa yani takvim olursa. Şimdi zaman ifadesi arkadaşlar süre olursa dedik mutlak sıfır demiştik. Değil mi? Mutlak sıfır demiştik arkadaşlar. Zaman ifadesi tarih olursa yani takvim olursa. Şimdi miladi takvime gittiğimizde arkadaşlar şöyle nereden başlatılıyor sıfır? Hazreti İsa'nın doğumu olarak kabul edilmiş değil mi? İsa'nın doğumu. Sıfır öncesi var mı? Var. Mesela diyoruz ki arkadaşlar Ayşe 1990 tarihinde doğdu. Şöyle 90, 1990 üzerine sıfırı koyun bakın arkadaşlar. Sizi bu Ayşe sıfır tarihinde doğdu diyorsa yokluğu anlam göstermez. Mesela şuraya götürür. Sıfır tarihinde nedir? Doğduğunu ne yapar? Bize göster. Değil mi? Tarihler o yöndedir arkadaşlar. Takvimler o yöndedir. Bize tanımlanmış sıfıra götürür. Yani tarih varsa, takvim varsa ben hangi sıfıra gideceğim arkadaşlar? Bağlı sıfıra. Çünkü sıfır belli bir noktadan başlatılmış. Yokluğu ne yapmıyor? Bana göstermiyor arkadaşlar. Saatteki sıfır. Saatteki sıfır. Şimdi sıfır, sıfır, değil mi? Gece yarısı 12 bize sıfıra karşılık geliyor arkadaşlar. Ayşe ile bak Ayşe ile saat 10'da buluştuk. Saat 10'da buluştuk. Saat 0'da buluştuk diyorsak arkadaşlar gece yarısı 12'ye götürür bana. Yokluğu ne yapmaz? İfade etmez. Gece yarısı 12'ye götürür arkadaşlar. Yokluğu ifade etmez. Bu anlamda saat diyorsa nereye gideceksiniz? Bağ sıfıra gideceksiniz. Peki Ayşe ile 10 dakika görüştük deseydim. 10 dakika görüştük. 10 dakika görüştük deseydim. O zaman ne olacaktı arkadaşlar? Mutlak. Neden? Süre. 0 dakika görüştüm, hiç görüşmediğim anlamına gelmiş. Değil mi? Ama saat ders 10'da görüştüm, 2'de görüştüm, 3'te görüştüm, 10-15'te görüştüm, 10-10'da görüştüm. Saat ders arkadaşlar saat üzerine sıfır koyduğunuz zaman yokluğu ifade etmez. Tanımlanmış bir noktaya gece yarısı 00'a yani 12'ye götürür. Tarih ders arkadaşlar bana sıfır koyduğunuzda yokluğu ifade etmez. Nedir? Şuraya tanımlanmış noktaya götürür. O yüzden nedir? Bağ sıfırdır. Ama süre olursa mutlak sıfıra gideceğiz arkadaşlar. Şimdi az önce şurada deniz seviyesine göre yapılan ölçümler dedik ya arkadaşlar. Şöyle bir kesit vardı dedik. Deniz seviyesine göre yapılmıştır dedik. Şimdi arkadaşlar onu biraz daha böyle örneklerde aşağıda çeşitlendirelim. Kesit varsa diyoruz. Kesit var ise bir ucunu görüp diğer ucunu göremiyorsam bu nedir arkadaşlar? Bağ sıfırdır diyoruz. Bağ sıfırdır diyoruz. Yani bir kesit varsa bir ucunu görüp diğer ucunu göremiyorsan arkadaşlar bu benim için nedir? Bir bağ sıfırdır. Bağ sıfırdır. Şimdi ne demek istiyorum arkadaşlar? Mesela ağacın uzun. Bu da aynı şey aslında. Az önce deniz seviyesine göre yaptığım ölçümler diyor ya arkadaşlar. Bak burada da kesit var. Buradan kesilmiş. Deniz seviyesine kesilmiş. Şurasını göremiyorum. Şurasını görüyorum. Benim ölçtüğüm burası. Benim mutlak sıfırdan bahsedebilmem için arkadaşlar hepsini görmem lazım. Şurasını göremediğim için şurada bağlanmış kalmış. Bağ sıfıra gidiyorum arkadaşlar. Aşağısı da var. Değil mi? Aşağısı da var. Mesela ağaç da öyledir. Değil mi? Şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle kökleri de var.
Evi düşünün nedir arkadaşlar? Temeli de vardır. Değil mi? Evin nedir arkadaşlar? Temeli de vardır. İşte ağacın yüksekliği dersin. Mesela 20 metredir diyor ağacın yüksekliği. Sıfır. Kökü kaldı. Şurada kaldı. Şurası da var. Nasıl sıfır arkadaşlar? Bağ sıfır. Evin yüksekliği nedir arkadaşlar? 100 metredir diyorum. 100 metre. Şurası var. Temeli de var arkadaşlar. O zaman ne olmuş oluyor? Şu sıfırda. Şu sıfır. Ha. Temeli yoktur arkadaşlar. Onu bana vurgulaması lazım. Temeli yoktur. O zaman işte böyle kondurma evler oluyor ya, prefabrik mi diyorlar onlara böyle. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Mutlak sıfır olur. Ama bir tarafını göremiyorsam, altı da varsa, o zaman bana nereye götürür? Bağ sıfıra götürür. O zaman saç uzunluğu için ne diyeceksiniz? Mesela diyelim ki Ceylin, Ayça'nın saç uzunluğu diyelim ki 30 santimdir dedim. Santimetredir. Nasıl sıfır? Mutlak sıfır mıdır, bağ sıfır mıdır arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Dikkat edin arkadaşlar. Kesit var mı? Aşağısı var mı? Yok mu? İpucunuz o. Çıkış noktanız o. Mutlaka gitmeniz için kesitin olmaması lazım. Aşağısının olmaması lazım. Bizim saçımız var, değil mi arkadaşlar? Aynı şu mantık arkadaşlar. Kökü yok mu saçın? Kökü var. Biz buraya kadar ölçtüğümüz için arkadaşlar nasıl sıfır olur? Bağ sıfır olur. Değil mi? Bağ sıfır olur. Mesela kel kazıtma. Kelin saçlarımı kazıttım arkadaşlar. Sıfır olarak ne diyebilirsiniz? Kelin saçlarımı kazıttım. Kelsem nasıl sıfırdır? Gelsem nasıl sıfırdır arkadaşlar? Mutlak neden yok? Kökü de yok. Değil mi arkadaşlar? Gerçekten yokluğu ifade ediyor. Peki kazıtırsam kökü var. Çıkacak demektir arkadaşlar. O benim için bağlıdır. Bak şimdi arkadaşlar şöyle. Bak boy uzunluğu. Boy uzunluğu. Tamam mı? Boy uzunluğu. Her noktasını görüyorum. Ölçtüm. 180 santimetre dedim arkadaşlar. Nasıl? Mutlak sıfır mı? Bağ sıfır mı? Mutlak sıfır mı? Bağ sıfır mı? Ne diyorsunuz? Mutlak neden? Hepsini gördüm bakın arkadaşlar. Peki belden yukarısını ölçtüm. Ne dedim? 10 santimetre dedim. O zaman ne diyeceksiniz? Belden yukarısı 110 santimetre dedim. Bağ. Bağ arkadaşlar. Neden? Çünkü burası kalıyor. Bak burası kaldığı için o zaman şurada bağlandı kaldı. Şimdi mutlaktan mutlaka ne olması lazım? Gerçekten her tarafını görüp yok olması lazım. Sen şimdi mutlak sıfır dersen yarısı var adamın. Evet, yarısı var mutlak sıfır olarak ne yapamayız arkadaşlar? İfade edemeyiz. Burası biraz kafa karıştırabilir arkadaşlar. Dikkat ettiğiniz zaman yani kesit varsa bir ucunu görüp diğer fazlası da varsa benim göremediğim ona biz nedir arkadaşlar? Şeye gideceğiz. Öyleyse bu ayrıntılara girmiyor ama şunu dikkat etmek gerekiyor. Bizim için yani çıkarsa da şu deniz seviyesine göre yapılan ölçümlere girer arkadaşlar. Şunu iyi bileceğiz. Yani şurası. Diğerleri zaten daha net değil mi? Orada sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. İşte dağın yüksekliği, şehrin rakımı bunları bileceğiz. Çünkü deniz seviyesine göre yapılan ölçümlerden daha soru sorabilir. Bağ sıfırla ilgili. O da nedir? Yine kesit. Şuradan başlatılıyor. Aşağısı da bar diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şimdi sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani ölçmeden bu kadar. 10 dakika bir ara verelim. Ondan sonra gelen arkadaşlarla rehberlik dersimizi yaparız bir saatte. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar burada? Kafanıza takılan.
Yani sorun arkadaşlar. Tamamdır. 10 dakika sonra benim saatim 9'u çeyrek geçiyor arkadaşlar. 9'u 25 geçe gelen arkadaşlarla rehberlik dersine devam ederiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi rehberliğin hizmet alanlarına devam edelim. Rehberliğin hizmet alanları arkadaşlar önemli bir alan. Zaten okullarda rehber öğretmenlerin sunduğu hizmetler bunlar. Buradan zaten 10 tane sorumuz var arkadaşlar. Bunun 9 tanesi rehberlikle ilgili, biri de özel eğitimle ilgili geliyor. Yani bir veya iki sorusu kesinlikle ne yapacaktır? Buradan gelecektir. Çünkü her yıl ÖSYM'e bu şekilde davranıyor arkadaşlar. Şimdi rehberliğin hizmet alanları, yani okullarda sürdürülen rehberliğe baktığımızda arkadaşlar iki alt başlığı ayıracağız. İki alt başlığı ayıracağız. Bunlardan birisi doğrudan hizmetler. Yani rehber öğretmenlerin ya da öğretmenlerin doğrudan öğrenciye ulaştırdıkları hizmetler. Dolaylı ise arkadaşlar direkt öğrenci değil de başka yollarla nedir? Öğrenciye ulaştıkları rehber öğretmenlerin ulaştığı nedir arkadaşlar? Ulaştırdığı bilgilerdir. Önce doğrudan hizmet. Şimdi doğrudan hizmetlerin içerisinde neler var arkadaşlar? Nelere bakacağız? İşte psikolojik danışma, en temeli o zaten. Psikolojik danışmaya bakacağız. Bireyi tanıma hizmetine bakacağız. Bilgi toplama ve yayma hizmetine bakacağız. Yöneltme ve yerleştirme hizmetine bakacağız. Oryantasyon hizmetine bakacağız. İzleme, en sonunda sevk ya da diğer bir ismi nedir? Refere hizmetine bakacağız arkadaşlar. Dolaylı hizmetlerde arkadaşlar müşavirlik hizmetine bakacağız. Yani konsültasyon, veli ve çevreyle ilişkilere bakacağız. Araştırma ve değerlendirmeye bakacağız. Plan program hazırlamaya bakacağız. Bir de akran temelli uygulamalara bakacağız arkadaşlar. Yani akran eğitimi, akran danışmanlığı, akran arabuluculuğu nasıl gerçekleşiyor? Kısaca onları da değineceğiz. Onları da dolaylı hizmetlerin içerisinde ne yapacağız? Göreceğiz. Doğrudan hizmetlerden rehberlik hizmetlerinin özünü, merkezini oluşturan arkadaşlar, psikolojik danışma hizmetiyle ne yapalım? Dersimize başlayalım arkadaşlar. Yani psikolojik danışma hizmetinde yaptığımız şey nedir bizim arkadaşlar? Bireyin çeşitli sorunları var ki bu sorunlar nedir arkadaşlar? Duyusal ve kişisel sorunları vardır. Bu sorunları nedir? Çözmesine yardımcı olacağız. Ve biri hem kendini tanımasını hem de kendini gerçekleştirmesini ne yapmaya çalışacağız arkadaşlar? Yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi psikolojik danışmada arkadaşlar, psikolojik danışmada hizmetin nasıl olması gerekiyor? Bir kere yüz yüze olması gerekiyor arkadaşlar. Yani psikolojik danışma hizmeti diyebilmemiz için yüz yüze olması gerekiyor. Yani bir tarafında danışman, diğer tarafında nedir? Danışanın olması gerekiyor. Sorunlar duygusal, kişisel ağırlıklı sorunlardır arkadaşlar. Ve bu sorunları nedir arkadaşlar? Bireyin bu sorunlarıyla ilgili farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz ve bu sorunları bireyin kendisinin çözmesine ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rehberlik hizmetlerinin nedir arkadaşlar? Özünü, merkezini oluşturan bir hizmettir. Değil mi? Yani rehberlik hizmetlerinin merkezinde olan hizmet nedir arkadaşlar? Temelinde olan hizmet psikolojik danışma hizmetidir. Peki psikolojik danışma hizmetini arkadaşlar mutlaka kim sunmalıdır? Uzmanlar sunmalıdır. Yani bu uzmanlarla kastettiğimiz nedir? Psikolojik danışmanlardır. Bu alanın eğitimini alan, danışma da hangi yöntemleri, teknikleri kullanacağını bilen, değil mi arkadaşlar? Danışana nasıl yaklaşacağını bilen nedir? Danışanların sunması gerekiyor. Yani uzmanların. Peki öğretmenler sunabilir mi? Sınıf rehber öğretmenleri sunabilir mi arkadaşlar psikolojik danışma hizmeti? Öğretmenler sunabilir mi? Sunmaz. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu dikkat etmek gerekiyor burada. Böyle sorular geliyor. Yani sınıf rehber öğretmeni der, psikolojik danışman der. Şimdi orada
Eğer kişisel daha sonra ileriki süreçlerde zaten sorularda da göreceğiz. Kişisel sosyal problemlerden bahsediyorsa arkadaşlar, kişisel sosyal problemlerden, duygusal problem ki az önce daha sonra aşağıda göreceğiz zaten onları. Bunlardan bahsediyorsa arkadaşlar ve altında da arkadaşlar sınıf rehber öğretmenden bahsediyorsa sınıf rehber öğretmeni bu hizmeti sunamaz. Yani ne yapması gerekiyor? Sevk etmesi gerekiyor. Kimin sunması gerekiyor arkadaşlar? Kişisel sosyal problemler, duygusal problemler, psikolojik danışma gerektirir. Bunu da mutlaka alanın uzmanı psikolojik danışmanlar ne yapması lazım? Sunması gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi psikolojik danışman kimlere biz psikolojik danışma hizmeti sunarız? Yani psikolojik danışmanlar arkadaşlar ne tür kişisel, duygusal sorunları olan bireylere ne tür bir sorunla gelsin ki psikolojik danışma hizmetinden yararlansınlar? Yani biz bu hizmete psikolojik danışma hizmeti diyebilelim arkadaşlar. Şimdi mesela nedir? Bakın dikkat ederseniz hepsi arkadaşlar öz saygı ve özgüveni düşük olan bireyler. Yani kişisel sorunlar, yani öz saygısı, özgüveni yüksek, düşük, hayır diyemiyor, değil mi? İletişim kuramıyor. Şimdi bu tür bireylere nedir arkadaşlar? Kişisel sorunlar olduğu için, duygusal sorunlar olduğu için psikolojik danışma hizmeti verilmesi gerekiyor ve bu hizmeti mutlaka kimin vermesi lazım? Psikolojik danışmanın vermesi lazım. Peki böyle bir sorunla arkadaşlar sınıf rehber öğretmenine ya da bir öğretmene geldiğinde, branş öğretmenine geldiğinde ne yapması lazım? Rehber öğretmene yönlendirmesi gerekiyor sınıf rehber öğretmenin. Mesela yalnızlık, değersizlik, başarısızlık duygusu yaşayan bireyler. Bak duygusal kişisel sorunlar arkadaşlar. Benlik algısı olumsuz olan, değil mi? Benlik algısı gerçekçi olmayan, ideal bir nedir arkadaşlar? Olmasını istediği bir algı vardır. Yani kendisinin algısını kabul etmiyordur ama daha farklı olmasını istiyordur arkadaşlar. Ya da sürekli kendisiyle ilgili olumsuz algıları vardır. Bunlar sorundur. Kişisel sorunlardır, duygusal sorunlardır. Psikolojik danışma hizmeti nedir? Verilmesi gerekiyor. İletişim kuramıyorsa, çatışmalar yaşıyorsa, saldırganlık davranışları varsa, yani uyum sorunları varsa, değil mi? Ya da şey de olabilir arkadaşlar. Yani sadece saldırgan olması gerekmiyor. İçine kapanık da olabilir. Hiç iletişim de kurmayabilir. Bu da nedir arkadaşlar? Bizim için bir iletişim sorunudur. Bunun da niye ihtiyacı vardır? Psikolojik danışmaya ihtiyacı vardır. Öfkesini kontrol edemiyordur. Saldırgan davranıyordur arkadaşlar. Değil mi? Bakın bu da nedir? İletişimle ilgili problemler olduğu için kişisel sosyal problemdir. Kaygı, korku yaşıyordur arkadaşlar. Değil mi? Kaygıları, korkuları varsa yine nedir? Psikolojik danışmaya ihtiyacı vardır. Bağımlı kişilik gösteriyordur. Bağımlı kişilik gösteriyordur. Yani başkalarınsız hiçbir şey yapamıyordur. Kendi başına bir şey yapamıyordur arkadaşlar. Bunlar kişisel duygusal problemlerdir. Yani en ufak bir farklılıkta kararsızlıklar yaşıyordur. İşte seçenekler arasında kaldığında özellikle alternatif davranışlar arasında arkadaşlar çok kararsızlık yaşıyorsa ne olması gerekiyor? Psikolojik danışma hizmeti alması gerekiyor. Kendini gerçekçi algılamıyor, gerçekçi hedefler koyamıyor, bunun için uğraşamıyorsa yine psikolojik danışma hizmeti var. Sürekli üzgün, mutsuz hali varsa depresif boyutu vardır. Yani burada şimdi arkadaşlar şey bu hafif düzeyde olursa depresyon eğilimi diyoruz ama üst düzeyde olduğu zaman zaten psikolojik danışmanlar değil de kimlerin tedavi etmesi gerekiyor arkadaşlar depresyonu? İlaç tedavisi gerekebileceği için kliniklerde psikiyatristlerin tedavi etmesi gerekiyor. Burada yani böyle bir duygusal anlamda böyle bir durgunluk varsa depresyon eğilimi gibi yani psikolojik danışmanlar ne yapabilir? Yardımcı olabilir. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar yani psikolojik danışma hizmeti verilebilmesi için bu tür duygusal kişisel sorunlar olacak. Danışman tarafından bu hizmet ne yapacak arkadaşlar? Sunulacak ve bu sorunun kaynağını görmesinde nedir? Çözümünü bulmasında bireye ne yapacağız arkadaşlar? Yardımcı olacağız. Yani mesela şeyden bahseder arkadaşlar. Sürekli bireyin alternatif arasında karar veremediğini, işte onu mu seçsem, bunu mu seçsem anlamında sürekli kararsızlıklar yaşadığını söyler mesela bir örnek durum verir. İşte okul rehber öğretmeni bu işte bireye hangi
hizmeti sunmalıdır der. Hangi hizmeti sunacak arkadaşlar? Psikolojik danışma. Yani benim psikolojik danışmaya gidebilmem için bana duygusal ve kişisel bu tür problemlerle gelmesi lazım örnek durumun arkadaşlar. Değil mi? Yani işte sürekli üzgün, mutsuz, durgun duruyor. Değil mi? Kenarda içine kapatıp duruyor. Arkadaşlarıyla iletişim kurmuyor. Böyle olan işte nedir? Ali'ye okulun rehber öğretmeni Demet Hanım hangi hizmeti sunmalıdır derse mesela arkadaşlar böyle bir örnek durum verirse nereye gideceksiniz? Psikolojik danışmaya gideceksiniz. Yani danışma hizmeti verilebilmesi için, psikolojik danışma hizmeti verilebilmesi için yani nedir? Duygusal ve kişisel iletişimle ilgili problemlerde sıkıntı olması lazım. Bu tür durumlarla ilgili örnek bir durum verir arkadaşlar. Bunlar hep psikolojik danışmayı gerektiren nedir? Uzmanlık gerektiren çalışmalardır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, bu tür bir durum var. Ama sınıf rehber öğretmeni diyorsa o da psikolojik danışmana ne yapacak? Yönlendirecek. Psikolojik danışman diyorsa nedir? Sorunun kaynağını görmesine bireyin nedir? Yardımcı olacak arkadaşlar. Değil mi? Mesela Ayşe der işte arkadaşının çok şeyinde kalmaktadır. Bağımlı kalmaktadır. Onsuz hiç hareket yapamamaktadır. Genelde ailede de böyledir. Ailesi dışında bütün kararlarını ailesi almaktadır der. Yani bağımlı kişilik özelliği göstermektedir. Okul rehber öğretmeni Ahmet Bey'in işte Ayşe'ye sunması gereken psikolojik yani rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir der. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ne diyeceğiz o zaman? Bağımlı kişilik özelliği var. Kişisel sosyal bir problem mi? Evet. Değil mi? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Psikolojik danışma hizmeti sunacağız. Değil mi? Psikolojik danışma hizmeti sunacağız. Psikolojik danışma ile ilgili arkadaşlar kafanıza takılan bir nokta var mı? Sormak istediğiniz bir nokta var mı? Yani soru gelme ihtimali yüksek olan bir kavram. Çünkü merkezini oluşturuyor arkadaşlar. Değil mi? Merkezini oluşturuyor. Güzel. Bizler hangi branşlardaydık arkadaşlar? Şu anda derse girenler. Kalmış Pedere. Evet. Eda okul öncesi. Evet. Havadan ses çıkmadı. Tamam. Zaten kutu almışın kendi alanı. Değil mi? Eda da zaten nedir? Çok uzak değil bu işlere. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bireyi tanıma hizmeti. Bireyi tanıma hizmeti arkadaşlar. Şimdi bireyi tanıma hizmetinde adı üzerinde zaten bireyi tanıyacağız. Değil mi? Bireyin nesini tanırız arkadaşlar? Bireyin özelliklerini tanıyacağız. Değil mi? Özelliklerini tanıyacağız. Hem biz tanıyacağız hem de nedir arkadaşlar? Bireyin kendini tanımasını sağlayacağız. Yani burada arkadaşlar kendi özellikleriyle ilgili yani bireyi tanıma, bireyin özellikleriyle ilgili hem biz bilgi ediniyoruz hem de nedir arkadaşlar? Bireyin kendi özellikleriyle ilgili bilgi edinmesini sağlıyoruz. Yani aslında bireyi tanımada arkadaşlar amaç nedir? Bireyin kendisini tanımasıdır. Bireyin kendi özellikleriyle ilgili nedir? Bilgi edinmesini sağlamaktır. Bilgi edinmesini ne yapmaktır arkadaşlar? Sağlamaktır. Peki arkadaşlar bireyi tanımaya gitmemiz için biri mutlaka nedir arkadaşlar? Genelde örnek durumlarda bir şey verir. Ya test ya da test dışı bir teknik verir. Evet, test veya test dışı bir teknik verir. Ve nedir? İşte sınıfında nedir? Sorun yaşayan ya da problemleri olan bir öğrenciye işte nedir? Sınıf rehber öğretmeni yönlendirmiştir. Ve rehber öğretmen nedir? İşte diyelim ki bir problem tarama listesi uygulamıştır ve problemlerini tespit etmiştir de. Şimdi burada arkadaşlar şuraya kadar yaptığı hizmet hangisi, verdiği hizmet hangisi rehber öğretmenin? Bireyi tanıma. Yani test ve test dışı uyguluyorsak biz bireyin özellikleriyle ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz demektir. Bireyin özellikleriyle bilgi edinmemizin nedeni bireyin kendi özellikleri hakkında bilgi edinmesini ne yapmaktır? Sağlamaktır. Bu ilgileri olur, yetenekleri olur, kişilik özellikleri olur, başarı durumu olur, tutumları olur arkadaşlar. Yani bunu ya test teknikleri uygularsınız ya da test dışı teknikler uygulayarak ne yaparsınız arkadaşlar?
bireyin özellikleriyle ilgili bilgi edinmesini sağlarsınız. Hatta tutarlık anlamında tek bir teknik kullanmazsınız. Birden fazla teknik kullanırsınız ki karşılaştırırsınız arkadaşlar. Bireyi tanımada nedir? Karşılaştırırsınız. Mesela sosyometri uygularsınız. Ardından nedir mesela? İşte bireyi dış tanıyor mu, dış tanımıyor mu, lider mi, değil mi, özellikleri tespit edersiniz. Ya da ardından da kimdir bu tekniğini uygulayıp ne yapabilirsiniz? Karşılaştırabilirsiniz. Bireyi daha gerçekçi tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bireyi tanıma hizmeti arkadaşlar bütün hizmetlerin temelindedir aslında. Çünkü birey kendi özelliklerini bilmeden çoğu şeyi yapamaz. Biz de bireyin özelliklerini bilmeden sağlıklı ne yapamayız arkadaşlar? Yönlendirmeler yapamayız, yardımlar yapamayız arkadaşlar. Bu anlamda nedir arkadaşlar? Bütün hizmetlerin temelindedir ama bir hizmet sunulamaz arkadaşlar. Mesela bireyi tanıma hizmeti sunulmadan arkadaşlar ne yapamazsınız? Yöneltme yapamazsınız. Yani bireyin bir şeyler seçmesini sağlayamazsınız. Çünkü neden? Kendini tanımayan birey sağlıklı seçim yapamaz. Değil mi? Sağlıklı seçim ne yapamaz arkadaşlar? Yapamaz. Yani arkadaşlar bireyi tanımada nedir arkadaşlar? Bireyin özellikleriyle ilgili bilgi edinmesini sağlıyoruz. Kendini tanımasını sağlıyoruz. Bunu test ve test dışı teknikler kullanarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz. Hatta tek teknik değil, birden fazla teknik kullanıyoruz ve her hizmetin temelinde var ama öncelikle arkadaşlar biz hangi hizmeti sunamayız diye sorarsa yöneltme hizmeti yapamayız. Çünkü bireyi tanıma hizmeti yapmadan sunmadan yöneltme hizmeti ne yapamayız arkadaşlar? Sunamayız. Şimdi bakın şöyle der işte der ki rehber öğretmen işte uyum sorunları olan arkadaşlarıyla sıkıntılar yaşayan Ali'yi teneffüste odasının penceresinden rehber öğretmen Hasan Bey gözlemlemiştir der. Yani gözlemlemiştir der arkadaşlar. Arkadaşlarıyla oyun oynarken onun ilişkilerine bakmıştır der. Burada hangi hizmeti sunmuş arkadaşlar Hasan Bey diye sorarsa ne yapıyor? Gözlem tekniğini kullanıyor. Değil mi? Peki gözlem tekniğiyle Ali'nin nedir? Uyum özelliklerini anlamaya çalışıyor. Değil mi? Anlamaya çalışıyor. O zaman nedir arkadaşlar bu? Bireyi tanıma hizmetidir. Bireyi tanıma. Yani dikkat edeceğimiz nokta zaten bireyi tanımada arkadaşlar ne verir bize? İşte bir test ya da test dışı teknik uygulanıyordur ve bireyin bir özelliği ile ilgili bilgi edinmesi sağlanıyordur. Bizler de ediniyoruzdur. Şimdi gelelim diğeri arkadaşlar. Bilgi toplama ve yayma hizmeti. Bilgi toplama ve nedir? Yayma hizmeti. Şimdi bilgi toplama yaymada şimdi arkadaşlar burada bireyi tanımada biz bireyin kendi özellikleriyle ilgili farkındalığını arttırıyoruz. Farkındalığını arttırıyorduk. Bilgi toplama ve yaymada ise artık arkadaşlar yani kendi özellikleri dışındaki durumlarla ilgili arkadaşlar bireye bilgi sunuyoruz. Yani bu üç rehberlik alanı ile ilgili olabilir. Değil mi? Üç rehberlik alanıyla olabilir. Mesela eğitsel rehberlik olabilir, mesleki rehberlik olabilir, kişisel, sosyal rehberlik konularında ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Değil mi? Kişisel, sosyal rehberlik konularında olabilir. Yani bunun uzmanlık gerektirmeyen durumlarını nedir arkadaşlar? Sınıf rehber öğretmenleridir ya da öğretmenler de ne yapabiliyor? Sunabiliyor. Mesela eğitsel alanda ne tür bilgiler sunabilirsiniz arkadaşlar? Öğrencilere okullarla ilgili bilgiler verebilirsiniz. Fen liseleridir, Anadolu liseleridir, değil mi? Okullarla ilgili bilgiler verebilirsiniz. Derslerle ilgili bilgiler verebilirsiniz arkadaşlar. Değil mi? Derslerle ilgili. Eğitsel kulüplerle ilgili bilgiler verebilirsiniz. Verimli ders çalışmayla ilgili bilgiler verebilirsiniz. İşte motivasyonla ilgili bilgiler verebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hep nedir? Eğitsel rehberlikte arttırabiliriz arkadaşlar. Mesleki rehberlikle ilgili arkadaşlar işte biri yeteneklere ilgileriyle ilgili bilgiler verebiliriz. Meslekleri tanıtırız. Değil mi? Çeşitli nedir arkadaşlar? Mesleklerle ilgili bilgi veririz. Kişisel sosyal alanda mesela diyelim ki özgüvenle ilgili sorular şeyler verebiliriz arkadaşlar. Bilgiler verebiliriz. Etkili iletişim kurmayla ilgili nedir? Bilgiler sunabiliriz arkadaşlar.
gerçekçi benlik algısı oluşturma ile ilgili bilgiler sunabiliriz. Yani burada bir nedir? Kişisel sosyal bir problem olacak ve bununla ilgili verdiğimiz bilgiler kişisel sosyal rehberlik. Meslekle ilgili, işle ilgili verdiğimiz bilgiler mesleki rehberlik. Peki okullarla ilgili, işte okuldaki uygulamalarla ilgili vereceğimiz hizmetler de eğitsel rehberliğin içerisinde. Peki arkadaşlar, nasıl bu bilgi topluma yayma hizmetini yapabiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. Direkt ben bireysel ya da grupla rehberlik yapabilirim. İşte ne yapabilirim? E-mailler kullanabilirim. Şeyler, kağıtlar şeklinde okulun panolarını asabilirim arkadaşlar. Ne bileyim, konferanslar şeklinde öğrencileri toplayıp bilgilendirmeler ne yapabilirim? Yapabilirim bilgi toplama ve yayma. Yani hangi konuda bireyin bilgiye ihtiyacı varsa, eğitsel, mesleki, kişisel, sosyal, o konuda ihtiyaç duyduğu bilgiyi öğrencilere sunuyoruz arkadaşlar. Değil mi? Sunuyoruz. Bunu rehber öğretmen de yapabiliyor. Sınıf rehber öğretmen de yapabiliyor. Şimdi gelelim diğer bir hizmetimiz, doğrudan hizmet arkadaşlar. Yöneltme ve yerleştirme hizmeti. Şimdi bakın, burada dikkat etmemiz gereken yöneltme de arkadaşlar. Şimdi bir kere yöneltme olabilmesi için arkadaşlar, yöneltme hizmeti sunulabilmesi için öncelikle ne sunulması gerekiyor? Bir kere bireyi tanıma hizmeti sunulmadan arkadaşlar, yöneltme hizmetini biz ne yapamıyoruz? Sunamıyoruz. Yani öncelikle onu sunacağız. Tabi o sadece yeterli değil. Yani bilgi sunabilirsiniz, psikolojik danışmanlık, her hizmet sunabilirsiniz ama şu hizmet mutlaka sunulması gerekiyor. Yani yöneltmede bakın arkadaşlar, yöneltme diyorsanız bireyin seçim yapması, karar vermesidir. Yani seçim yapmasına bakın, bireyin karar vermesine, seçim yapmasına ne yapacaksınız arkadaşlar? Yardımcı olacaksınız. Yani işte mesela alan seçer, okul seçer, meslek seçer arkadaşlar, eğitsel kol seçer, ders seçer, sosyo-kültürel faaliyetlerle ilgili nedir seçimler yapar arkadaşlar. Bu tür seçimler yaptırıyorsanız bireye arkadaşlar, bu nedir? Yöneltme hizmetidir. Mesela diyelim ki bireye ilgi ve yetenek testi uyguladınız. Alanlarla ilgili bilgi verdiniz. Mesela öğrenci eşit ağırlıklı bölümü seçti arkadaşlar. Öğrencinin bir seçim yapmasını sağlıyor musunuz? Seçim yapmasını sağlıyor musunuz arkadaşlar öğrencinin? Evet, sağlıyorsunuz. O zaman nedir? Öğrenci seçim yapıyorsa, karar veriyorsa yöneltme hizmeti yapmış oluyorsunuz. Yani öğrencinin bir seçimi, eğitsel, mesleki, kişisel alanda, kişisel sosyal alanda bir seçim yapmasını sağlıyorsanız, karar vermesini sağlıyorsunuz arkadaşlar. İşte fen lisesi seçmiştir, seçmeli ders seçmiştir, eğitsel kulüpler seçmiştir, bir meslek seçmiştir arkadaşlar. Bunu seçmesini sağlıyorsanız, bu bizim için nedir? Yöneltme, yerleştirme hizmeti olacaktır. Yöneltme, yerleştirme hizmeti olacaktır arkadaşlar. Şimdi mesela yöneltmede bireyin seçim yapabilmesi için arkadaşlar, öncelikle karar verebilmesi için nedir? İlgileri, yetenekleri hakkında bilgi edinmek istiyorsa testler uygularsınız, bireyi tanıma hizmeti sunarsınız arkadaşlar. Peki okullar, programlar, derslerle ilgili bilgiye ihtiyacı varsa bilgi sunarsınız. Değil mi? Peki bireye nedir arkadaşlar? Gerçekçi bir algısı yoksa, beklentileri yoksa, şimdi gerçekçi bir algısı yoksa arkadaşlar, algı ile ilgili kişisel bir sorundur, değil mi? Kişisel bir sorunsa arkadaşlar, hangi hizmeti sunmanız gerekiyor? Psikolojik danışma hizmeti sunmanız gerekiyor. Peki ailenin çok bir baskınlığı varsa arkadaşlar, yani çocuk mesela nedir? Lisede meslek seçecek, mühendis olmak istiyor ama aile çok baskın, doktor olmasını istiyor. O yönde nedir? Karar almasını istiyor arkadaşlar. Çocuk işte mühendis olmak istiyor. Bu anlamda arkadaşlar, çocuğun karar almasını aile engelliyorsa, aileye hangi hizmeti sunacağız arkadaşlar? Müşavirlik hizmeti sunacağız, değil mi? Müşavirlik hizmeti sunacağız ama bunların içerisinde öncelikle bireyi tanıma hizmetinin sunulması lazım. Yani bireyi tanıma hizmeti sunmadan bireye sağlıklı seçim yapamaz. Yani kendini tanımayan birey sağlıklı seçimler yapamaz arkadaşlar. Diğer hizmetimiz izleme. Şimdi biz izlemeyi
İzlemeyi hangi durumda yaparız arkadaşlar? İzlemeyi hangi durumda yaparız? Adı üzerinde izleme değerlendirme diye de geçer arkadaşlar bu. Şimdi izleme yapabilmem için benim, izleyebilmem için öğrenci, o öğrenciyle ilgili öncesinde arkadaşlar bir şeyler yapmış olmam lazım. Yani bir şeyler yapmış olmak ne demek? Bir hizmet sunmuş olmam lazım. Değil mi? Öğrenci herhangi bir hizmet sunmam gerekiyor. Herhangi bir rehberlik hizmeti olabilir arkadaşlar. O hizmet amacına ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Onun ben ne yapıyorum arkadaşlar? Takibini yapıyorum. İzlemede yaptığım şey budur arkadaşlar. Onun takibini ne yapıyorum arkadaşlar? Yapıyorum. Herhangi bir hizmet, bu psikolojik danışma hizmeti olur, bireyi tanıma hizmeti olur, bilgi sunma olur, yöneltme olur arkadaşlar, oryantasyon olur, müşavir zaten öğrenciye sunamıyoruz da, işte yani herhangi bir hizmet olur arkadaşlar. Bu hizmetlerden sonra amacına ulaşmış mı, onu ne yapıyoruz? Takibini yapıyoruz, değil mi? Takibini yapıyoruz. Mesela diyelim ki ben çocuğa alan seçimi yaptırdım arkadaşlar. Çocuk sayısal bölümü seçti. Orada bırakmıyorum. Yani çocuk orada başarılı mı değil mi takibimi ne yapıyorum arkadaşlar? Sürdürüyorum. İşte bu izleme. Bak, izlemede dikkat etmemiz gereken nokta. Önce bir rehberlik hizmeti sunulacak. Sunulduktan sonra o rehberlik hizmetinin nedir? Takibi yapılacak. Amacına ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Takibi ne yapılacak arkadaşlar? Yapılacak. Yani bütün hizmetlerden sonra yapılabiliyor. Peki bak ne yapıyorum? Yaptığım çalışmayla ilgili bir dönüt alıyor muyum? Dönütün diğer bir ismi neydi arkadaşlar? Geri bildirim. Değil mi? Dönütün diğer bir ismi geri bildirim alıyorum. Peki bir çalışma yapmışım orada bırakıyor muyum arkadaşlar? Hayır. Yani devamını da getiriyorum. Rehberlik hizmetlerinin nedir arkadaşlar? Sürekliliğini sağlıyor. Değil mi? Mesela nedir? Çocuk işte okula yeni başlamıştır arkadaşlar. Okulu tanıtmışım. Bir oryantasyon hizmeti sunmuşum. Bu nedir? Okula yeni başlayan çocuğa ben okulu tanıtıyorsam oryantasyon hizmetidir. Ama ondan sonra ara ara çocuk uyum sağlayabilmiş mi diye çocukla görüşüyorsam arkadaşlar bunun adı nedir? İzlemedir. Dikkat etmemiz gereken benim izlemeye gidebilmem için öncesinde mutlaka hizmet sunulmuş mu, sunulmamış mı arkadaşlar? Mesela şöyle olsaydı ben hani az önce söylemiştim ya arkadaşlar okul işte psikolojik danışman odasından nedir? Ailenin uyum problemi. O bahçede oynarken ne yapıyor? Gözlemliyor demiştim arkadaşlar. Bunu hangi hizmet olarak söylemiştik? Hatırlıyor musunuz? Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Hangi hizmet demiştik? Mesela okul penceresine rehberlik penceresine rehber öğretmen arkadaşlar ne yapıyordu? Öğrenciyi gözlemliyordu, ilişkilerini gözlemliyordu, uyum sorunlarına bakıyordu. Bireyi tanıma hizmeti. Değil mi? Bireyi tanıma hizmetiydi. Şimdi eğer şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar bakın izlemeye nasıl giderdim ben? Şöyle öncesinde nedir? Arkadaşlarıyla uyum sorunuyla ilgili nedir? Ali ile bir ne yapmıştır? Ali ile bir görüşme yapmıştır. Kim görüşme yapmıştır arkadaşlar? Psikolojik danışman. Sonra uyum sorunlarında bir düzelme var mı deyip nedir? Odasının camından bahçede oynayan Ali'yi gözlemlemektedir. Şimdi ne oldu artık arkadaşlar? Şimdi bakın. Niye dönüştü? İzlemeye dönüştü. Değil mi? İzlemeye ne yaptı arkadaşlar? Dönüştü. Neden izlemeye dönüştü arkadaşlar? Çünkü öncesinde bir psikolojik danışma hizmeti sunmuş. Değil mi? Öncesinde nedir? Bir psikolojik danışma hizmeti sunmuşum. Yani dikkat edeceğimiz nokta bu. İzlemeden mutlaka nedir? Sonradan sorulur. Mesela Ali'ye ilgi yetenek testleri uyguladım. İşte kendisine bölümler hakkında bilgi verdim. Ali eşit ağırlıklı bölümü seçti. Eşit ağırlıklı ne yaptı arkadaşlar? Bölümü seçti. Şu ana kadar sunduğum hizmet hangisi? Seçim yapmasını sağladım. Seçim yapmasını sağladığım hizmet nedir arkadaşlar benim?
seçim yapmasını sağladığım hizmet yöneltme. Çok güzel. Peki ondan sonra Ali eşit ağırlıklı bölümde başarılı mı deyip takibini yapıyorum arkadaşlar. Ara sıra görüşüyorum. O zaman izleme oluyor arkadaşlar. Yani izlemede dikkat etmemiz gereken ana nokta burası. Yani önce bir hizmet sunulmuş olması lazım. O hizmetin nedir? Takibinin yapılması gerekiyor. Takibinin yapılması gerekiyor. Diyelim oryantasyon hizmeti arkadaşlar. Oryantasyon hizmeti hepimizin bildiği sürecin nasıl işlediğini bildiği bir nedir arkadaşlar? Hizmettir. Yeni duruma alıştırma diye de verilir. Yani biz öğrencilere oryantasyonda arkadaşlar yeni okul, kişiler ve kuralları ne yapıyorsunuz? Çevreyi tanıtıyorsunuz öğrenci arkadaşlar. Evet. Oryantasyonun öncelikli amacı diye sorarsa arkadaşlar unutmuyoruz. Oryantasyonun öncelikli amacı uyumdur. Bir an önce okulu ve çevresine uyum sağlasın istiyoruz arkadaşlar. Ve kendini akademik çalışmalara verebilsin istiyoruz. Sonraki de önleyiciliktir. Yani sorunlar yaşamasın istiyoruz. Değil mi? Önleyicilik nedir? Sorunlar yaşamasın istiyoruz. Oryantasyonda aslında verdiğimiz hizmet ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bilgi sunuyoruz. Evet. Peki ne zaman sunulur genelde bu arkadaşlar? Sene başında yeni gelen bir öğrenci sunulsa da sürekli bir hizmettir. Değil mi? Yani dönem ortasında da nedir arkadaşlar? Öğrenci nakilleri olabiliyor ya da yeni uygulamalar olabiliyor arkadaşlar. Bu konulardaki çalışmalarda nedir? Oryantasyon çalışması içerisindedir. Öncelikli görevli arkadaşlar kimdir? Sınıf rehber öğretmenleridir. Ama okul rehber öğretmenleri de sunabilir, koordine edebilir. Hatta üst sınıflardaki öğrencilerden de ne yapıyoruz arkadaşlar? Yararlanıyoruz. Değil mi? Üst sınıftaki öğrencilerden de yararlanıyoruz. Üst sınıftaki öğrenciler de okulu tanıdığı için arkadaşlar yeni gelen öğrenciler okulu ne yapabiliyor? Tanıtabiliyor. Yani üst sınıftaki öğrenciler alt sınıftaki yeni gelen öğrencilere nedir? Yardımcı oluyorsa biz buna ne diyoruz? Rehberlik anlamında akran danışmanlığı diyoruz. Akran nedir? Danışmanlığı diyoruz arkadaşlar. Peki kime sunulur? Öğrencilere sunulur. Öğretmenlere sunulabilir. Yöneticilere sunulabilir. Velilere de ne yapılabilir arkadaşlar? Sunulabilir. Yani velilere de ne yapıyoruz? Bu hizmeti biz sunabiliyoruz. Yani oryantasyonda bileceğim şey benim arkadaşlar. Okul ve çevresinin, değil mi? Ama nasıl okul? Yeni. Değil mi? Yani öğrenci yenidir. Okul yenidir. Kurallar yenidir arkadaşlar. Çevre yenidir. Öğrenci. Onu ne yapacaksınız arkadaşlar? Tanıtacaksınız. Öncelikli amaç uyumdur arkadaşlar. Sonraki önleyicidir. Oryantasyonda yaptığımız iş bilgi sunuyoruz. Unutmuyoruz. Bilgi sunacaksınız arkadaşlar. Bu bilgiyi kim sunacak? Herkes sunabilir. Herkes sunabilir. Pardon arkadaşlar. Evet. Ama öncelikli sorumluluk kimdedir? Sınıf rehber öğretmendedir. Öğretmenlerdedir. Ama rehber öğretmenler de sunabilir, koordine edebilir. Üst sınıftaki öğrencilerden de yararlanıyoruz. Buna akran danışmanlığı da diyoruz arkadaşlar. Yöneticilere, öğretmenlere, velilere ne yapabiliyoruz? Onlara da sunabiliyoruz. Peki, oryantasyonda ne olur arkadaşlar? İşte okula yeni gelmiş sene başında öğrenci. Okula yeni gelmiş. Okul ve çevresiyle ilgili vereceğiniz her türlü bilgi oryantasyonu. Yani işte nedir? Okulda kaç sınıf var? Okulun tarihçesi. İşte öğretmenler olsun. İşte sınıflar, laboratuvar, ders programı, disiplin yönetmeliği. Yani yeni gelen öğrencilere ne yapıyorsunuz? Okulda ilgili vereceğiniz her türlü bilgi nedir sizin için? Spor kulüp, eğitsel kulüpler olur, spor olanakları olur, spor salonları olur. Vereceğiniz bilgi nedir arkadaşlar? Bizim için oryantasyondur. Özellikle neye dikkat edeceğiz? Yeni. Hem öğrenci yeni olacak hem de okul öğrenci için nedir arkadaşlar? Yeni olacak, onu dikkat edeceğiz. Gelelim
arkadaşlar. Oryantasyondan sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Oryantasyonu çok soruyor ÖSYM. Evet, yani oryantasyon bildiğimiz bir şey. Soru kaçırmamamız gereken bir alan. Mesela şey diye sormuştu. Mesela bu biraz böyle geçmiş yıllarda arkadaşlar. Bazı şöyle de sorabiliyor. Mesela yeni gelen öğrenciler işte 9. sınıflara o okuldan mezun olan işte nedir? Daha önce mezun olmuş bir doktor gelip nedir? İlk okula başladı. O da 9. sınıflara 9. sınıfa başladığında nedir okulda nelerle karşılaştı? Anlatması aşağıdakilerin hangi hizmet alanıyla açıklanabilir diyor mesela soruda. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Hangi hizmet alanıyla açıklanıyor? Bir kere yeni gelmiş mi 9. sınıf? Evet, yeni gelmiş. Değil mi arkadaşlar? Yeni gelmiş. Peki o okulu tanıyan birisi mi arkadaşlar? Evet, öncesinde okuldan mezun olmuş. Yani üst sınıf gibi düşünebilirsiniz artık, değil mi? Üst sınıf gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda nedir arkadaşlar? Sunulan hizmet yeni gelen öğrenciler sunulduğu için okulu tanıyan birisi olduğu için arkadaşlar okulla ilgili bilgi verdiği için okulda yaşadıkları ile ilgili bilgi verdiği için nedir? Oryantasyon çalışmasıdır, değil mi? Oryantasyon çalışmasıdır. Şimdi gelelim burada doğrudan hizmetlerde arkadaşlar. Son olarak sevke gelelim. Sevke gelelim. Sevkin diğer bir ismi nedir? Refere'dir. Sevkin diğer bir ismi refere'dir. Yani yardım almaya yöneltme. Yardım almaya yöneltme. Biraz bu şeyle karışabilir belki arkadaşlar. Yönetmeyle karışabilir. Yöneltme arkadaşlar bireye seçim yapmasını sağlıyoruz. Aslında farklı bir içeriği var, değil mi? Yöneltmenin farklı bir içeriği var. Öğrenciye seçim yapmasını ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sağlıyorsunuz. Seçim yapmasını sağlıyorsunuz. Burada ise arkadaşlar, burada ise yeterliğimizi aşan durumlarda öğrenciye nedir arkadaşlar? Bir üst kurul ya da uzmana göndermemiz söz konusu. Yani tıptaki sevk gibi arkadaşlar bu. Değil mi? Aile hekimine gidersiniz. Onu aşıyorsa nedir? Hangi uzmanla ilgilendiriyorsa, o uzmana yönlendiriyorsa arkadaşlar bunun adı nedir? Sevktir. Burada da öyle. Değil mi? Mesela öğrenci rehber öğretmene geldi. Ne var? Öğrenme güçlüğü var. Peki okulda rehber öğretmen öğrenme güçlüğü olan bir çocuğu tanılayabilir mi arkadaşlar? Hayır. Nereye sevk etmesi lazım göndermesi? Sevk demek başka birine ya da kuruma refere etmesi yani yönlendirmesi demek arkadaşlar. Onun kendi yeterlik alanı dışında oluyor. Nereye göndermesi lazım? RAM'a göndermesi lazım. Kim tanırlar arkadaşlar? RAM tanımlar, değil mi? Özel eğitime ihtiyacı olan çocuğa o anlamda ne yapmış oluyor? Sevk olmuş oluyor. Ya da ağır depresyon belirtileri var öğrencide arkadaşlar. Psikolojik danışman, rehber öğretmen ne yapması lazım öğrenci? Sevk etmesi lazım. Nereye sevk etmesi lazım arkadaşlar? Psikiyatriye sevk etmesi gerekiyor. Değil mi? Psikiyatriye sevk etmesi gerekiyor. Şimdi peki sınıf rehber öğretmeni hangi durumlarda sevk yapabilir? Yani onun sevki de yani rehber öğretmene yönlendirmek olacak arkadaşlar. Hangi sorunlarla karşılaşırsa, hangi sorunların uygulaması arkadaşlar sınıf rehber öğretmenini aşar? Kişisel, sosyal, duygusal sorunlar. Evet, kişisel, sosyal, duygusal sorunlar kimi aşar arkadaşlar? Sınıf rehber öğretmeni aşar, uzmanlık gerektiriyor. O da öyle bir durumda. Mesela özgüveni eksik olabilir, yalnızlık hissediyordur, değersizlik hissediyordur. İşte olumsuz benlik algısı vardır, saldırganlık, öfke davranışları vardır, korkuları, kaygıları vardır bireyin. Bu tür sorunlarla sınıf rehber öğretmene geliyorsa, sınıf rehber öğretmen bu öğrenciyi nereye sevk göndermesi gerekiyor, sevk etmesi gerekiyor, onu aşıyor, değil mi arkadaşlar? Bu psikolojik danışmanın işi, psikolojik danışma hizmeti verilmesi gerekiyor, rehberlik servisine sevk etmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar, okulda rehber öğretmen yok ise, uzmanlık gerektiren bu durumda öğrenciye kim bakar? Ne dersiniz?
Okulda rehber öğretmen yok ama uzmanlık gerekiyor. Mesela kendini çok değersiz, yansız, yalnız hissediyor, terk edilmiş hissediyor arkadaşlar. Bu anlamda çocuk boşluğa düşmüş. Böyle bir birey geldi karşınıza. Okulda da rehber öğretmen yok. Rehber öğretmen olsa oraya sevk edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Nereye göndereceksiniz? LAM'a göndereceksiniz. Değil mi? Çünkü uzmanlık gerektiren bir durum varsa mutlaka uzman bakacak arkadaşlar. Okulda uzman yok ise, rehber öğretmen yoksa uzmanın olduğu yer nedir? LAM'dır. Okulların bağlı olduğu yer. Oraya nedir? Sevk yapıyoruz. Bunu kim yapacak? Müdürün onayıyla nedir arkadaşlar? Sınıf rehber öğretmeni ne yapacak? Sevki yapacaklar arkadaşlar. Şimdi bazen sorularda şu karşınıza çıkabilir. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi bazı sorularda sevk demez de sevk yöneltmenin arkadaşlar aslında anlamları çok farklı. Sevk demez de mesela böyle bir durum vardır. Şimdi mesela neyi var? Neyi var? İşte çocuğun özgür öğrenme güçlüğü var ve ne yapılması lazım? RAM'a sevk edilmesi gerekiyor. RAM'a gönderilmesi gerekiyor. Bu hangi hizmettir diye sorarsa nedir arkadaşlar? Bu bir sevk. Ama sevk yoktur seçeneklerde. Soruyu soran kişi yöneltme koyabilir arkadaşlar. Bakın sevk varsa zaten sevktir. Ama sevk yok. Baktınız sevk yok. Yöneltme var. O zaman ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yöneltmeyi işaretleyebilirsiniz. Bazen sorularda böyle karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi sevk ve yöneltmenin anlamları çok farklıdır arkadaşlar. İkisi de seçeneklerde varsa zaten direkt sevke gidiyorsunuz. Ama sevk yok sadece yöneltme yazılmış. O zaman şu anlamda yöneltmeyi şu anlamda kullanmıştır soru yazan kişi. Yani çocuğu RAM'a yöneltme, gönderme anlamında ne yapmıştır? Kullanmıştır arkadaşlar. Şimdi doğrudan hizmetleri böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Bitirdik. Doğrudan hizmetlerle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kafanızda takılan bir şey. Herhalde anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.